Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ali. Bugün Bitcoin NFT'leri için gerekli olan Eurovolut kurulumunu ve nelere dikkat etmeliyiz bunları göstereceğim. Hemen işlemlere geçelim. İlk olarak açıklamalar kısmında da linkini bulacağınız Eurovolut resmi web sitesine gidelim. Sitenin en üstünde bulunan Install Eurovolut butonuna basarak sitenin bu bölümüne geçelim. Ardından burada iki farklı seçenek var. Biz kullanım kolaylığı açısından tarayıcı eklentileri için olanı seçeceğiz. Buradan Install Extension diyelim. Ardından böyle bir bölüme geleceğiz. Buradan da biraz aşağı indiğimiz zaman Install from Chrome Web Store seçeneği var. Bunu seçelim. Bizi doğrudan Chrome Web mağazasına yönlendirdi. Buradan Chrome'a ekle diyerek tarayıcımıza eklentimizi kolay bir şekilde ekliyoruz. Hızlı bir şekilde kurulumu tamamlandı. Buradan Allow diyelim, bunu onaylayalım. Ardından cüzdanımıza geçelim. Buradan Create New Wallet butonuna basalım ve bize buradan kurtarma kelimelerimizi verdi. Kurtarma kelimelerimizi kopyalayıp güvenli bir yere sakladıktan sonra buraya gelip IO Backup seçeneği ile devam edelim. Buradan bir şifre belirlememiz gerekiyor. Bu şifre diğer cüzdanlara nazaran biraz daha işte karmaşık bir yapıda şifre istiyor. Uygun bir şifre belirledikten sonra da Continue diyerek devam edelim. Bu kısım çok az uzun sürebilir. Hemen açıldı şimdi. Burayı kapatalım. Bunu da kapatalım. Tamamdır arkadaşlar. Şu an cüzdanımızın kurulumu tamamlandı. Ama burada çok önemli bir nokta var. Bundan da kesinlikle bahsetmem gerekiyor. Şimdi ben buraya Recev butonuna bastığım zaman cüzdan adreslerimi göreceğim. Gördüğünüz gibi buradan cüzdan adresleri çıktı. Bu stack adresleri ikisi de aynı. Bunlarda değişen herhangi bir şey yok. Ancak Bitcoin adreslerinin bu ikisi birbirinden farklı. Yani bu kısım çok önemli. Şimdi İki farklı cüzdan adresi var burada. Birincisi token, ikincisi ise NFT'ler için olan cüzdan adresi. Peki burada niye iki farklı cüzdan adresi kullanılıyor derseniz eğer. Token kısmındaki olan cüzdan adresindeki NFT'nin kaybolma riski var. Şimdi burada çok fazla detaya girip kafanızı karıştırmak istemiyorum. Yani bu kadar bilseniz yeter. Bu adreste bulunan bir NFT kaybolabilir. Yani tamamen o NFT'yi kaybedebiliriz. Ancak buradaki NFT diğer normal MetaMask'a taşıdığımız NFT'ler gibi güvende olur. Peki bu konuda hani neye dikkat etmeliyiz? Bildiğiniz gibi biz de Kripto Kurdu ekibi olarak bir NFT satışına katıldık. Bir Bitcoin NFT satışına katıldık ve bir NFT satın aldık. Peki bu işlem nasıl yürümüştü? Discord kanallarında bir adres attılar. Ve biz de bu adresi istedikleri miktarda Bitcoin yolladık. Ardından işlemin o adresini karşı tarafa attık. Ve karşı tarafta o işlem adresini inceledi. Karşı taraf işlem adresini incelerken gördükleri adres bu. Yani şuradaki yazan adres. Onlar bu adresi görüyor. Diyorlar ki onlar bize Bitcoin'i bu adresten attılar. Biz de onlara NFT'yi bu adrese atacağız. Ancak bu adrese gelen bir NFT'nin, yani buradaki token adresinden bahsediyorum şu an. Bu adrese gelen bir NFT'nin herhangi bir güvenliği yok. Bu kaybolabilir. Yani bir anda gidebilir hiç farkında olmadan. Dolayısıyla onların NFT'yi bu adrese atmaları gerekiyor. Ancak bu konuda herhangi bir iletişim kuramıyoruz karşı tarafta. Sonuçta bu adresin bize ait olduğunu hiçbir şekilde onlara inandıramayız. O yüzden bu tür durumlarda bu cüzdanları kullanmak şu an için pek mantıklı değil, pek güvenli değil. Ancak şu anda satışı devam eden ve kanalda da videosu bulunan Yuga Labs'ın da bir NFT satışı olmuştu. Bir Bitcoin NFT satışı olmuştu. Peki burada nasıl işlemişti süreç? Burada bir form doldurmuştuk. Formda hem Bitcoin token, yani Bitcoin'in normal Bitcoin'i tuttuğumuz adresi yazmıştık. Hem de Ordinal'ları, yani NFT'leri tuttuğumuz adresi oraya yazmıştık. Dolayısıyla karşı taraf bizim hem Bitcoin adresimizi biliyordu. Yani hem onlara atacağımız Bitcoin'in nereden geleceğini biliyordu. Hem de eğer kazanırsak onların NFT'yi hangi adrese atmaları gerektiğini biliyordu. Böyle bir durumda ise bu cüzdanları kullanmak çok daha mantıklı oluyor. Bu anlattığım kısım biraz karışık gelmiş olabilir size. Çok daha kısa bir şekilde özetlemek gerekirse, bu Bitcoin token'da bulunan NFT'nin güvenliği yok. Bu NFT gidebilir. Dolayısıyla o NFT'nin collectible kısmındaki bu adreste olması gerekiyordu. Yani herhangi bir satışa katılırsanız bu noktaya kesinlikle çok dikkat etmeniz gerekiyor diyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda veya Telegram kanalımıza sormayı unutmayın. Görüşmek üzere.